Şimdi arkadaşlar oyuncak satıyor. Ben de boyuncaklardan birazını satın alacağım ve onlara destek olmuş olacağım. Ay bak, dert de var. Çok tatlı çocuklar değil mi? Arkamız full pazar, çok gürültülü. Ama burası çok sessizdi ve çok tatlı çocuklar vardı. Serhat çabuk gel. Sen oyuncak mı satıyorsun? Serdar. O yakışıklı geliyor. Şimdi bu oyuncakları niye satıyorsunuz? Para kazanmak için. Hiç ya. Oyuncak oynamıyoruz ki, eve eve dolu. İşsiziz, can sıkıntısı. Can sıkıntısından top oyuncak satmaya var. Bayılıyoruz. Ben top oynamıyorum zaten, sıkıldım. Biz büyüdük artık, oyuncağa gerek yok. Yani. Sıkıldın değil mi artık, oyuncağa gerek yok. Sen ufaksın ama oyuncakları sevmiyor musun? Onunkileri evde hep kamyon var onun. Hep kamyon mu var? Kepçeyi çok seviyor, kamyonu biraz. Ama abla... Zaten benim evde hep oyuncak dolu, hepsini yeğenime verdim. Hiçbirini sevmiyorum çünkü. Al bir tane bisikletim var, her gün onunla. Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Dün Seda ile birlikte alışveriş yapmaya gittik. Pazara. Pazar kurulmuştu, Perşembe pazarı. Pazara gittik ve ufak tefek bir şeyler almak istiyorduk. Mısır vesaire. Muz alacaktık. 6,5 liraydı. Almaktan vazgeçtik. Neyse, pazar o kadar gürültülüydü ki dayanamadık. Pazarın çıkışına yöneldiğimizde gazetelerin üzerine serilmiş bir sürü oyuncak ve yanında da 3-4 tane çocuk gördük. Direkt dikkatimizi çekti. Çocukların yanına gittik. Konuştuk işte. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz diye. Çocuklar biriktirdikleri oyuncakları satıp okul harçlıklarını ve ceplerine koyabilecekleri parayı çıkartmak istiyorlarmış. Biz de onlara yardım etmek istedik. Yaklaşık %50'sini falan almışızdır. Yani. Aynen, evet, büyük bir kısmını. Büyük bir kısmını satın aldık ve onlara okul harçlıkları ve gündelik aslında harcamak istedikleri. Aslında yardım amaçlı aldık. Aynen, yani yardım amaçlı. Kullanabileceğimiz bir şeyler değildi ama. Kullanabileceğimiz şeyler değildi. Ufak tefek oyuncaklar. Yani yardım kaç yaşında olsun. İnsanlarız. Yine oyuncakları severiz ama. Çocukları mutlu etmek. Çocukları güzelmiş. Mutlu etmekti önemli olan. Eğer siz de hani bu videoda gördüğünüz ufaklıklara yardım etmek istiyorsanız mümkün olduğunca birçok yerde videoyu paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Onların sizler de sesi olabilirsiniz. Okul harçlıklarını çıkartmak için pazarda akşama kadar akranları oyun oynarken orada oyuncaklarını satmaya çalışan çocuklardan bahsediyoruz burada. Pazarın çıkışında çocukları gördüğünde ne hissettin Seda? Ya da ya bu çocuklar burada ne yapıyor dedin mi? Anladım zaten harçlık çıkarmak için bir şeyler sattıklarını. Aslına bakarsan mutlu oldum. Kendi çabalarıyla bir şey yapmaya çalışıyorlar. En azından kendi harçlıklarını çıkarmaya çalışıyorlar. Güzel bir şey bence. Yani etrafımızda para kazanmak için başka türlü yollara da başvuran çocuklar var. Hırsızlık vesaire ya da bence bu onlara örnek olmalı. Aynen, bence de doğru söylüyorsun. Küçük şeyler satarak, yani çok büyük paralar kazanmasa da kendini geçindirecek ufak tefek, kendini mutlu edecek paralar kazanıyor en azından. Evet, bu güzel anlamda şey. Onlara destek olmamız gerektiğini düşündük. Evet. Sizlerin de destek olmasını istiyoruz. Gerçekten çok kıymetli, değerli, tertemiz çocuklar. Sizler de videoda fark etmişsinizdir. Lütfen siz de onların sesi olun ve videoyu olabildiğince birçok yerde paylaşın. Eğer çocuklara yardımda bulunmak istiyorsanız ufak tefek ne olursa olsun. Ben onlar için zaten elimden geldiğince yardımcı oldum. Yardım ettim onlara elimden geldiğince. Daha da fazla etmeye çalışacağım. Lütfen onların sesi olun diyorum. Yardım etmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Onun dışında hiç hani gücüm yok derseniz de videoyu mümkün olduğunca birçok yerde paylaşın. Ve bu çocukları okula giderken mutlu edelim. Gerçekten mutlu edelim.